Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğendiyseniz yine beğen butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet, gelelim. Son evremiz artık oksidatif fosforilasyon, ETS ve kemiozmoz evresi arkadaşlar. Nedir bu evre? Bu evrede neler gerçekleşiyor? Oksidatif fosforilasyonla ATP üreteceğiz bu evrede. ETS'den bahsedeceğiz ve ATP üretim mekanizmasını açıklayan kemiozmoz hipotezinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce burada neler gerçekleşiyor bir bakalım. Arkadaşlar, elektron taşıma zinciri, bakın, ökaryot hücrelerde bu mitokondrinin iç zarı var ya, krista zarı. Krista zarında gömülü olan moleküllerden oluşuyor. Çoğunluğu proteindir ama protein olmayan yapılar da vardır. Bunlardan bahsedeceğim zaten. Arkadaşlar, iç zar kıvrımlar oluşturarak krista dediğimiz yapıları oluşturur. Bu yapıların kıvrım yapmasının sebebi daha fazla ETS elemanları içermesidir. Yani kıvrım yaparak yüzey alanını genişletiyor ki daha fazla ETS elemanları buraya yerleşsin ve daha fazla miktarda ATP üretilsin diye. Bunun sebebi budur. Zincirdeki her bir bileşen, birazdan zaten zincirin nasıl olduğunu da çizeceğim buraya arkadaşlar. Zincirdeki her bir bileşen daha düşük veya daha az elektronegatif bir yapıya sahiptir. Elektronegatiflik dediğimiz elektronu çekme gücü. Yani aşağıya doğru indikçe, ETS zincirinden aşağı doğru indikçe elektronegatiflik azalacak arkadaşlar. Yani daha az elektronegatif bir özelliğe sahip olacak diyelim. En sonda ne bulunacak bu ETS'nin? En sonunda oksijen bulunacak ve oksijen elektronu kendine doğru çekerek su molekülü oluşturacak arkadaşlar. O zaman şöyle bir söylediklerimi yazayım. Daha sonra bu ETS'den çizerek bahsedelim. Şöyle diyeceğiz. Elektron taşıma zinciri, yani ETS diyeceğim ben kısaca. Ökaryotik hücrelerin mitokondri iç zarında, yani krista dediğimiz bölgelerde arkadaşlar, krista diyelim, mitokondri iç zarında gömülü moleküllerden oluşur dedik. İkinci özelliğimiz, zincirdeki her bileşen elektronlara karşı daha az elektronegatif bir üstteki komşusundan gelen elektronları kabul eder. Elektronları kabul eder ve redüklenir. Eğer elektron aktarılıyorsa ne diyorduk? Redükleme diyorduk. Redüklenir. Eğer elektron veriyorsa oksitlenir, elektron alıyorsa redüklenir arkadaşlar, unutmayın. Bu elektronlar arkadaşlar, hani bunları aldılar ya, bu elektronları bir alttaki daha elektronegatif, yani elektron çekme isteği fazla, daha elektronegatif komşusuna aktardığında oksidoforma geri döner. Şimdi şekil çizerek anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben burada çizimi yaptım. Dediğim gibi videoda vakit almasın diye. Şimdi ETS'nin kısaca gösterimi bu şekilde. Elektron taşıma zinciridir bu. Bunların hepsi, yaklaşık hemen hemen hepsi protein yapıdadır. Sadece şu Q, koenzim Q diyeceğiz buna, veya ubiquinon dediğimiz bir maddedir bu. Sadece bu protein yapıda değildir. Diğerlerinin hepsi protein yapıdadır. Şimdi ne oluyor? Bakın, sırasıyla şu bir numaralı komplekstir. Bir numaralı kompleks FMN dediğimiz
Flava protein dediğimiz bir proteindir arkadaşlar. Bu elektronun ilk alıcısıdır. NADH'da bulunan elektronlar, bakın iki tane elektron nereye geliyor? FMN'ye aktarılıyor. Daha sonra FMN'den sonra demir kükürt proteini vardır arkadaşlar. Demir kükürt proteine geçer. İkinci olarak buraya geçiyor. Daha sonra ise koenzim Q veya ubiquinon dediğimiz bir madde vardır. Bu bileşik dediğim gibi protein yapılı değildir arkadaşlar. Zaten elektron taşıma zinciri içerisinde protein yapılı olmayan tek yapı budur. Bu bileşiğe aktarılıyor. Ayrıca bakın buradan FADH2 de arkadaşlar hidrojenlerini ve elektronlarını bırakıyor. FAD molekülü serbest kalıyor. Artık yeni bir elektron tutabilir. İki tane elektron buradan da yine nereye geliyor? Ubiquinona geliyor. Arkadaşlar ubiquinon diğer işte elektron taşıcılarıyla birlikte bakın 3. komplekse geliyor. Burada sitokromlar vardır. Sitokrom A, sitokrom C, sitokrom A3 gibi sitokromlar vardır. Bunlar da yine protein yapılıdır. Bu protein yapılı bileşiklere bu şekilde sırasıyla aktarılır arkadaşlar. Ve en son sitokrom A3'e gelir. Sitokrom A3'ten ayrılan elektronlar arkadaşlar nereye gidecek? Bakın buradaki elektronlar oksijene gidecek. Daha sonra oksijen elektronegativitesi yüksek olan bir moleküldür. Yani elektron çekme isteği yüksektir arkadaşlar. Aşağı indikçe elektronegatiflik azalır. Elektronegatiflik artar arkadaşlar. Yani elektronu çekme isteği artar. En yüksek olan da hangisidir? Oksijendir. Oksijen buradaki elektronu ve NADH'lardan veya FADH2'den gelen hidrojenleri alır ve bir molekül su üretir. İşte biz bu zinciri arkadaşlar ne diyoruz? Elektron taşıma zinciri diyoruz. Elektron taşıma zinciri doğrudan ATP üretmez. Sadece elektronları alır arkadaşlar ve hidrojenleri alır. ATP üretim mekanizmasını ayrıca anlatacağım. Ben buradan elektronların zincirden nasıl aktarıldığını anlattım. Videonun devamında ATP nasıl üretiliyor bundan bahsedeceğiz. O zaman şöyle söylediklerimi kısaca bir yazayım. Daha sonra devam edelim. Arkadaşlar ne dedik? Glikoliz ve sitrik asit döngüsü sırasında NAD ile glikolizden uzaklaştırılan elektronlar NADH'tan kompleks 1 içerisindeki kompleks 1 içerisindeki ETS'nin ilk elektron alıcısı olan FMN'ye aktarılır dedik. FMN flavin proteinidir arkadaşlar. Unutmayın. Flavin protein. Daha sonra arkadaşlar FMN'den de nereye gidiyor? Kükürt ve demir içeren bir proteine gidiyor. Buradan devam ediyor. Yazalım. FMN'den kükürt ve demir içeren protein kompleksine aktarılır. Buradan da nereye gelecek? Ubiquinon dediğimiz bileşiğe gelecek arkadaşlar. Buradan da ubiquinon veya koenzim Q veya koenzim Q denilen bileşiğe aktarılır. Ubiquinon arkadaşlar, bunu da yazayım. Ubiquinon protein olmayan tek bileşiktir. Yani ETS içerisinde protein olmayan tek bileşik ubiquinon bileşiğidir. Şimdi burada ETS içerisinde dediğim gibi sitokromlardan bahsedelim. Arkadaşlar ubiquinondan ayrılan
elektronlar sitokromlara gider. Sitokromlara gider. Zaten şekil üzerinde anlattığım için burada kısaca yazıyorum. Sitokromlardan da en son, bakın en son sitokrom A3'e giderek oksijene aktarılır. NADH veya FADH2'den gelen hidrojenlerle birlikte su molekülü oluşturulur. Evet. Bu şekilde arkadaşlar elektron taşıma zinciri doğrudan ATP üretmez. Bunu da yazalım. ETS doğrudan ATP üretmez. Evet, bu şekilde bizim ETS ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Şimdi geliyoruz kemiozmoz ve enerji eşleme mekanizmasına arkadaşlar. Kemiozmoz diyorum. Burada ETS'den bahsettim. Şöyle yan başlık gibi yazalım. Kemiozmoz. Kemiozmozda neler gerçekleşecek? Kemiozmoz hipotezi nedir? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, mitokondrinin iç zarında veya prokaryotlardaki o hücre zarının kıvrımlarında ATP sentaz dediğimiz ATP üreten bir protein kompleksi bulunur. Yani çok sayıda bu protein kompleksinden bulunur. Bu ATP sentaz arkadaşlar zıt yönde iş gören bir iyon pompası gibi çalışarak ATP enerjisini üretecek. Peki bunu nasıl yapacak? İlk önce şöyle yazayım bakın. Mitokondri iç zarında ve prokaryotların hücre zarında ATP sentaz denilen çok sayıda protein kompleksi vardır. Bu protein kompleksi ne yapıyor? ATP sentezleyen protein kompleksidir arkadaşlar. ATP sentaz zıt yönde iş gören derken diğer protein kompleksleri diyelim ki yukarı doğru hidrojenleri gönderiyorsa ATP sentaz aşağı doğru alıyor. Yani diğerlerine göre zıt yönde çalışıyor. Zıt yönde iş gören bir iyon pompası gibi çalışır. Evet, çalışma mekanizması bu şekilde. Peki ATP sentaz nasıl çalışıyor arkadaşlar? Güç kaynağı nedir? Şimdi ATP sentazın güç kaynağı şu. Mitokondri iç zarının bu zıt yüzeyleri arasında, hani şu zarlar arası bölge diyoruz ya, mitokondriyi hatırlayalım. Bakın şöyle kısaca buraya bir çizeyim mitokondriyi. Dış zar, iç zar kıvrımları. Şu arasında zarlar arası bölge dediğimiz bir bölge vardır. Zarlar arası bölge. Arkadaşlar bu bölgede hidrojenler birikir. Ve bu hidrojenlerden ortaya çıkan güçle ATP sentaz iş görür. Biz bunu pH farkı olarak da düşünebiliyoruz. Neden? Çünkü burada hidrojenler biriktikçe ne olacak? pH artacak. Ve bu pH arttığı için asitlik artacak. pH düştüğü için arada bir pH farkı oluşacak. Bu farktan dolayı da bir güç ortaya çıkacak arkadaşlar. İşte ATP sentazın güç kaynağı budur. O zaman yazalım. ATP sentaz için güç kaynağı mitokondri iç zarının yüzeyleri arasındaki hidrojen konsantrasyonu farkıdır. Parantez içerisine yazıyorum. Bu fark pH farkı olarak da düşünülebilir. İşte güç arkadaşlar buradan sağlanıyor.
Arkadaşlar işte bu hidrojen farkı kullanılarak ATP üretilmesi olayına biz kemi ozmoz diyoruz. Şöyle yazayım bakın. Bu hidrojen farkı kullanılarak ATP üretimine kemi ozmoz denir. Kemi ozmozu şimdi burada görüyoruz. Ayrıca fotosentezde de göreceğiz. Yani temel mantığını burada anlayın. Zaten fotosentezde yine değineceğim arkadaşlar. Bu kadar detaylı anlatmayabilirim ama yine değineceğiz. Evet, kemozmoz denir dedik. ATP sentaz her biri çok sayıda polipeptitten oluşmuş olan 4 ana parçaya sahiptir arkadaşlar. Zaten parçayı birazdan çizeceğim buraya. Çizim üzerinden de göstereceğim. Şöyle yazalım. ATP sentaz her biri çok sayıda polipeptitten oluşan 4 ana parçaya sahiptir. Parçaya sahiptir. Şöyle şeklini çizelim. Arkadaşlar ben böyle çizdim kısaca. Daha böyle basit düzeyde çizdim. Şimdi üzerinde şeklin isimlerini yazalım isterseniz. 4 parçadan oluşuyor dedik. Şimdi şu üstte bulunan parçaya biz ne diyoruz? Rotor diyoruz. Rotor. Arada bir bakın şöyle iki parçayı tutan bir yapı var. Biz o yapıya mil diyoruz arkadaşlar. Şöyle içteki mil diyeceğiz. Çünkü bu mil dönecek. İçteki mil. Daha sonra şu altta bulunan yapıya bakın şuna katalitik tokmak diyeceğiz arkadaşlar. Katalitik tokmak. İşte bu katalitik tokmak dememizin sebebi ATP'nin üretildiği kısım burasıdır. Katalitik tokmak. Daha sonra şu pembeyle çizdiğim yapıda stator olarak isimlendiriliyor. Şöyle stator olarak isimlendiriliyor. Peki ne olacak burada? Nasıl üretilecek arkadaşlar? Bakalım. Şimdi burada zarlar arası bölgede bakın çok sayıda hidrojen vardır. Hidrojen şöyle yuvarlak yuvarlak çizeyim hidrojenleri. Şöyle hidrojenlerimiz vardır. Arkadaşlar bu hidrojenler ATP sentaz içerisinde özel bir yol var. Bu yolla taşınıyor. Şurada rotordaki bakın her bir parça hidrojenle yüklüdür. Tabii bunu 3 boyutlu olarak düşünün. Arka tarafında da vardır aynı şekilde. 3 boyutlu yapı olarak düşündüğümüzde böyle her bir parçada ne var? Hidrojen var. Bu hidrojenler arkadaşlar stator içerisindeki bu yarım kanala giriyor. Bakın stator içerisinde. Stator içerisinde bir yarım kanal var. Stator içerisindeki yarım kanala girer ve buradan da nereye aktarılır? Rotor dediğimiz birime aktarılır arkadaşlar. Bu her bir alt birim kendi birimini biçimini değiştiriyor ve rotorun zar içerisinde dönmesini sağlıyor. Yani şuradaki rotor dönen bir parçaymış gibi düşünün. Şuraya bir hidrojen gelip girdiği zaman ne yapıyor? Dönüyor. Boş olan kısım statora denk geliyor. O şekilde düşüneceksiniz. Statordan yine hidrojen geliyor. Boş olan kısmı dolduruyor. Sonra bu parça tekrardan dönüyor ve boş olan kısım statora denk geliyor. Bu şekilde hidrojenler rotora eklenmiş oluyor arkadaşlar. Hidrojen buradan girdi. Şöyle hidrojen arkadaşlar girdi. Geldi buradaki kısma bağlandı. Daha sonra bu rotor dediğimiz parça döndü ve boş olan kısım tekrardan buraya geldi. Peki buradan sonra ne olacak? Buradan sonra her hidrojen iyonu arkadaşlar rotoru terk edecek. Peki nasıl terk edecek? Terk etmeden önce bir tam dönüş yapıyor. Ve arkadaşlar stator içerisinde ikinci bir yarım kanal vardır. Yani şöyle düşünün bakın bu bir yarım kanal. Bir de şurada bir yarım kanal vardı. Zaten buradan içeriye girdi. İkinci yarım kanaldan geçerek mitokondrinin matriksine giriyor. Bakın şuradan geçerek mitokondrinin matriksine geliyor. Daha sonra mitokondrinin matriksine girdikten sonra arkadaşlar rotorun dönüşü bakın şuradaki rotorun dönüşü içteki bu mili hareket ettiriyor ve bu milin dönmesine sebep oluyor. Bu mil arkadaşlar bir sap gibi olup işte katalitik tokmak var ya bu katalitik tokmağın dönmesine sebep oluyor ve bu katalitik tokmak döndükçe de ne oluyor? ATP üretilmiş oluyor. Yani şöyle farklı bir renkle gösterecek olursam şu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. ADP'den şu bir rotor döndüğü zaman yani katalitik tokmak döndüğü zaman ne oluyor?
ATP üretilmiş oluyor. İşte çalışma mekanizması kısmen bu şekildedir. Yani hidrojen giriyor. Hidrojen rotora denk geliyor. Rotoru döndürüyor. Rotor döndüğü zaman içteki mil dönüyor. İçteki milde arkadaşlar ne yapıyor? Katalitik tokmağı döndürüyor ve ADP'den ATP üretilmiş oluyor. Buradaki hidrojen de statordaki ikinci yoldan çıkarak nereye giriyor? Mitokondrinin matriksine giriyor. Matrikse girince de zaten hani az önce bahsettik ya ETS diye. ETS'deki oksijenle birleşerek ne oluşturuyor? Su oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Bizim anlattığımız olay bu şekilde. Şimdi buna numara verirsek numaraları teker teker açıklayayım. Bakın şurada hidrojenin içeriye girmesi birincisi. Daha sonra statorun hareket etmesi ikincisi. Sonra arkadaşlar hidrojen buraya bağlanıyor ya. Buradaki olay üçüncü olayımız. Şuradaki milin dönmesi dördüncü olayımız. Ve son olarak ATP'nin üretilmesi de arkadaşlar beşinci olayımız. Şimdi ben bunları yazayım. Daha sonra bu konuyu da bitirmiş olalım. Şöyle bir diyorum. Birinci olayda bakın hidrojen iyonları stator içindeki yarım kanala girer. İkinci olayımız hidrojen iyonları rotor içindeki bağlanma bölgelerine girer ve her alt birimin biçimini değiştirerek rotorun dönmesini sağlar. 3'e geliyorum. 3. olayımız. Arkadaşlar her hidrojen iyonu rotoru terk etmeden önce bir tam dönüş yapar. Yani bunu 3 boyutlu olarak düşündüğümüz zaman ne oluyor? Rotor mesela buradan girdi ya. Bir kere tam dönüyor, ondan sonra çıkıyor arkadaşlar. O şekilde düşün. Yani buraların her birini geziyor, sonradan çıkıyor. Bir tam dönüş yapar. Ve stator içindeki ikinci yarım kanaldan dışarı çıkar. Mitokondri matriksine geçer. Dördüncü olayımız ise neydi? Rotorun dönüşü içteki milin dönmesine sebep olur. Bu mil katalitik tokmağı döndürecek arkadaşlar. Katalitik tokmağı döndürür. Şimdi 5. olayımız ise ATP üretilme olayı. Nasıl üretiliyor yazalım. Milin dönmesi. Şimdi mil dönünce katalitik tokmağı da döndürecek ya. Milin dönmesi ADP ve inorganik fosfattan ATP üreten ve katalitik tokmak içinde yer alan, biraz sıkıştırdım ama kusura bakmayın, yer alan bölgeleri aktive eder. İşte bu sayede ne oldu? Bakın ADP'den ATP üretilmiş oldu. Evet, böylece kemiozmozu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Kemiozmoz olayı önemlidir. Buradaki ATP sentezi nasıl çalıştığını
Bilelim, çalışalım, iyi bir şekilde öğrenelim. Belki karşımıza çıkabilir, kim bilir. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sonraki videoda ATP'nin hesaplanmasından, oksijensiz solunum fermantasyondan ve diğer besinlerin işte glikolizden hangi yola girdiklerinden bahsedeceğim. Yani besinlerin soluma katılmalısından bahsedip oksijenli solunumu, hücresel solunumu bitireceğiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.